sevgili Ankara halkına şunu söylemek istiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir. Ama demokrasi böyle bir şey değildir. Herkes kendi yetkisini kullanır. Ben de kanunun ve belediye çalışma yönetmeliğinin bana verdiği yetkileri kullanıyorum. Dolayısıyla sadece ortaya anlaşılmaz bir şeyler koyup, bu ne oldu diye soru sorup, arkasından da bunun cevabını almadan ortadan kaybolmak. Ertesi günde sabah gece 2'ye 3'e kadar toplantıyı sürdürdükten sonra bizim açıklamamızı bir dahaki meclis toplantısını yapacağımızı söyleyince bu kez de basına Mansur Yavaş cevap veremedi diye konuşmak. Bunlar hiç siyaseten ahlaki şeyler değildir. Kendileri hep böyle plastiklere falan para ayırdıkları için heykel belediyeciliği diye alay ediyorlar. Bakın heykel belediyeciliği kimdeymiş? Evet, dünyanın en büyük bayrak direğini Ankara'ya dikeceğini söyleyen Gökçek, şehrin 5 girişine de 50 metrelik heykeller yapacağız dedi. Allah'tan yapamadı. Kimmiş heykel belediyecisi? Devam edelim. Atatürk bulvarına dönerci heykeli. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendine. Buna itirazım var mı diye. Devam edin. Belediye girerken heykeller karşılıyor bizi. Kaç para verildiği bilinmeden heykeller kendileri yapınca her şey mübah. Devam edin. Evet, bunlara müthiş paralar verildi. 1 milyon lira güncel değeri. Devam edin. Evet, robot heykeli. Bunları heykel saymıyorlar herhalde arkadaşlar. Heykel belediyecisi kimmiş? Bunları görüyorsunuz. Devam edin. Evet, bunlar da robot heykel. Yani bu arkadaşlara göre ben merak ediyorum. Heykel deyince akıllarına sadece mermerden yontma mı geliyor, tunç mu geliyor, plastik mi geliyor, bu mu geliyor? Devam edelim. Bunların ne estetiği var da bunlara para verildi? 17 milyon lira. Bir itfaiye parası. Kaç tane otobüs parası? En az 10 tane otobüs parası. Bunlar bizim önceliğimiz mi Allah aşkına? Bunların ne estetiği var? Kimmiş heykel belediyeciliği yapan? Devam edin. Futbolcu heykelleri, harcanan paralar hepsinin altında yazıyor. Işıklı palmiye diye bir şeyler yapmışlar. Buna da harcanan para 398 bin lira iki tanesini güncel fiyatlar. Devam edin. Buyurun buradan yakın. Bu Ankara halkının tarihiyle, kültürüyle ne alakası var bunun? Murat Bey, izliyorsunuzdur. Bunu soruyorum size. Buna ses çıkartmadınız da 5 kuruş belediye maliyeti olmayan bir sanatkarımızın yaptıklarını mı söz ediyorsun Allah aşkına? Arkadaşlar, önergeleri okunduğu şekilde gündeme almasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiş. Bir önergem olacak. Sözlü olarak, yazılı olarak buradan okumak istiyorum önergeyi. Önergeler başta verilir. Yani başta zaten. Şu anda başta olduğumuz için önerge veriyorum. Yok, birinci evet. Maddeye görüştük. Almıyorum önergeyi. Bir dahaki toplantıya verirsiniz. Evet, gündeme devam edin. Sayın Başkan, önergeyi almama gibi bir şeyiniz yok. Süresi ne demek başkan? Verin. Olmaz öyle şey. Normal yani önerge... Olmaz. Allah Allah. Yani yönetim önergeyi, açık. Önergeyle ilgili bir önergeler süre mi? Süre mi verdiniz? Sayın Başkan. Gelen önergeler burada hepsi okundu. Sizin hayır açıklamanız efendim. Ne hayır Murat Sayın Bey? Başkan. Sayın Başkan, karşılık konuşmayalım. Siz konuşun sonra ben konuşayım. Karşılık konuşmayacaksak olay bitti. Ben söyledim işte. Almıyorum gündeme veya verin önümüzdeki ay görüşürsünüz. Sayın, ya da yarın görüşürsünüz. Sayın Başkan, böyle bir usul yok. Ek gündem madde. Sayın Başkan, okuyun. Önergelerle ilgili böyle bir usul yok. Dolayısıyla lütfen önergemi okumak istiyorum. Yönetmenini ver de okuyayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet, kesebilirsiniz. Evet, Ankara... Masaya çık, tepin istersen. Üyelerin. Yaşar Bey, görüşün, yan yana gelin, uygun görüyorsanız alın. Uygun görmüyorsanız ben uygun görmüyorum. Grup başkan vekilleri görüşsün. Siz, bir dakika. Sizin sıfatınız ne?
Sizin sıfatınız ne? Orada grup başkan vekili ver. Etmem. Arkadaşlar, diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir? Evet, mikrofonu kesin arkadaşlar. Sayın Başkanım. Bağırarak konuşma, sesini yükseltme. Açmıyoruz. Ben de diyorum ki size, başında gün. Sizin çiftliğiniz hiç değildir Murat Bey. Çoğunluğa dayanarak meclisi istediğiniz gibi idare edemezsiniz. 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, evet, bir tane kağıt istiyoruz. Selim Bey gel. Evet, bu arkadaşımıza gidiyoruz. Gel Berkay. Şimdi bakın arkadaşlar, ben okuyorum. Başkan gündeme geçirmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis başkanlarına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar diyor. Üyelerin gündem dışı konuşma isteği yazılı olarak başkana bildirilir. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Dolayısıyla bu daha önceki şimdiye kadar kaç tane birleşim yapıldı? Soru önergelerinin hepsi şeyde verildi. Meclis başkanlığına gündeme geçmeden önce verildi ve bunlar okundu. Daha sonra gündeme geçildi. Dolayısıyla şeyleri okuyun. Başkanlık yazısı. Efendim? Evet arkadaşlarım, Berkay Bey ve Selim Bey'in geçici katip olarak toplantıya devam etmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, şimdi devam ediyoruz. Gündeme başkanlık yazısı olarak dağıtılmış ek gündem maddelerin eklenmesini oylarınızı sunuyorum. Okuyun. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın görev, çalışma, esas ve usullerine dair yönetmeliğine ilişkin başkanlık yazısı.